Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz üzere belediye binası 10'a geçiş yapmış durumdayız. Her ne kadar bir takım yükseltmeler eksik kalmış olsa da yani bu karardan da pişman değilim. Çünkü sürekli artık gelen köyler yani belediye binası 11, belediye binası 12 yani gerçekten baş edemiyorduk. Ben de dedim en azından madem hani kullandığım askerlerin araştırmada seviyeleri maksimum. Ondan sonra kışlalar seviyeleri tamamlandı. Kara kışla seviyesi tamamlandı. Yani dedim bari belediye binası 10'a geçelim de oyuna biraz renk gelsin dedim arkadaşlar. Ki gayet de güzel oldu. Şu anda bu videoda size binici ve iyileştirme büyüsü saldırıları göstereceğim arkadaşlar. Şuradan ben öncelikle bir araştırma binamda ne var ne yok bunları size göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere büyücümüz 6. seviye. Pekka 4, Ejder 4, Balon 6, Bebek Ejder 2. seviye. Yıldırım büyüsü, öfke büyüsü maksimum seviyede. Şu anda bir iyileştirme büyüsünün bir seviyesi var. 6. seviyeye gelirsek maxlanacak ama şu anda gayet güzel işimizi görüyor. Özellikle biniciyi yükselttim arkadaşlar. Yani biniciye neden ağırlık verdim? Şu anda 5. seviyede. Ya Valkyrie'leri yükselttim, köyü üşleyemiyoruz. Balonları yükselttim, köyü üşleyemiyoruz. Pekkalar maksimumda yine üşleyemiyoruz. Ya kafayı yiyecektim. Şimdi Valkyrie'ler güzel, hasarı çok fazla, isabet puanı yüksek ama yani karşısına bir duvar çıktığı zaman bekle babam bekle, kıracak duvarı da içeri girecek, köy işleyecek. Baktım olacak gibi değil, ben de dedim bari binici saldırıları yapayım ki çok memnun kaldım. Yani biniciler iyileştirme büyüleriyle beraber gayet güzel iş çıkartıyorlar arkadaşlar. Hatta şuradan ben size birkaç tane yaptığım güzel saldırıyı göstermek istiyorum. Bu savunma saldırıya gelelim. Bakın şurada mesela 30 kupa almışız. Üçledik yani, çok uzun zamandan beri ilk defa böyle adam akıllı bir köyü üçlemiş olduk biniciler sayesinde. Burada şöyle alttan saldım binicilere, aynen hepsini bir yandan saldım. X yayları ve savunmanın olduğu bölgeye doğru. Buradan salmamın sebeplerinden bir tanesi de belediye binasında yakın olması arkadaşlar. Hani biniciler bazen gerçekten sıkıntıya düşebiliyorlar. En azından belediye binasının etrafında savunma kalmasın ki hani barbar ve okçuyla beraber bir de bebek ejderlerle beraber rahat bir şekilde BB'yi indirelim. Belediye binasını indirmiş olacağız. Ki bu saldırıda öyle bir sıkıntı da çıkmadı. Gayet güzel bir şekilde üçledik. İyileştirme büyüleri hayati burada. Gerçekten yani bir dev bomba çıkıyor. Gerçekten binicilerin canını bayağı bir etkiliyor arkadaşlar. Ama iyileştirme büyüsünü mantıklı yerlere attığınız zaman ne oluyor? Rahat bir şekilde canlarını geri toparlıyorlar. Bakın tam ortalarında dev bomba patladı. Tam ortalarında. Tabii yükselttikçe 5. seviye olduğu için isabet puanları da fazla olduğu zaman çok büyük sıkıntılar çıkmıyor. Bütün savunmalar bitti. Hele de savunmalar bittikten sonra böyle arta kalan biniciler etrafı güzelce temizliyorlar arkadaşlar. Bebek ejderler, işte barbar kral, kraliçe, onların hepsi birlikte yardım ediyorlar. Şu anda kraliçe belediye binasına döndü. Gayet güzel bir şekilde burayı böylece üçledik arkadaşlar. Gerçekten yani oyun binicilerle daha güzelmiş, ben onu fark ettim. Şimdi Valkyrie'leri deprem büyüsüyle duvarları kırıyoruz, salıyoruz içeriye ama illaki karşısına duvar çıkıyor. Duvarlar da yüksek seviye, yani 10. seviye 11. seviye duvarlar yani bayağı bir sıkıntı çıkarttırıyordu. Dolayısıyla binici saldırıları gayet hoş şu anda. Şöyle bir tane daha göstereyim, şöyle üçlediğim bir tane. Bakın burada mesela 21 kupayla %56 ikilemişiz. Burada yine bir 29 kupa üçlemişiz arkadaşlar. Şuna da bir bakalım. Burada ne kullanmışım? 35 tane binici, 5 tane dal kavuk, 2 tane de ejderha kullanmışım burada, aynen. Kimi zaman ejderha mantıklı oluyor. Hani temizlik açısından. Kimi zaman da bebek ejder daha mantıklı olabiliyor yani, onu söyleyebilirim. Burada yine aynı şekilde savunmalara doğru iyileştirme büyüsünü basmışım. Gayet güzel. Tam şurada kraliçe olduğu için oraya da bir tane iyileştirme atmışım. Kraliçe çünkü fena vuruyor. Tam şu belediye binasının ortalarına doğru etrafındaki savunmaları temizlemek üzere bir iyileştirme büyüsü daha. Gayet güzel bir şekilde savunmalar bittikten sonra şuradan kraliçeyi saldım. Şuradan barbarı saldım. Tam ortadan iki tane ejderha olayı bitirdiler arkadaşlar. Yine gayet güzel bir saldırı. Yani maksimum seviyede bir belediye binası 9'du bu. Hani bir Valkyrie saldırısı yapsam yüksek ihtimalle duvarları takılacaktı. Hani en iyi ihtimalle 2 yıldız da kalacaktı. Ama binicilerle beraber bu köyde üçlemeyi başardık arkadaşlar. Bir tane daha bakalım. Bir tane daha vardı sanki. Şuradan saldırı günlüğünden. Aynen, bir tane de 24 kupa almışım. Yine 35 tane binici.
İki tane ejder, aynı tarz saldırı. Şuna da bir bakalım nasılmış ya. Ha, bu kolay bir köy. Yükseltmeleri tam olmayan bir belediye binası 9. Binicileri sol cepheden saldım. Yine aynı şekilde iyileştirme büyüleriyle standart bir güzel temizlik yapıyorlar arkadaşlar. Vallahi çok hoş ya. Gerçekten dediğim gibi bu oyun binicilerle iyileştirme büyüsüyle çok daha keyifliymiş. En azından şu anda benim olduğum aşamada böyle olduğunu söyleyebilirim. Aynen öyle. Burayı da bu şekilde üçlemiş olduk arkadaşlar. Şimdi ben size köydeki durumları biraz daha göstermek istiyorum. Şu anda belediye binası 10 için büyü fabrikası ve kara büyü fabrikası sanırım oyunda tamamen maksimum seviyeye geldi. Çünkü bir yükseltme seçeneği yok artık. Aynı zamanda açılmayan bir büyü de yok. Yani bütün büyüler açık şu anda. İstediğimi basabiliyorum. Dolayısıyla iki tane birimden kurtulmuş olduk arkadaşlar. Şu anda yükseltme mantığını şu şekilde yapıyorum. Hani kurtarabildiğimi komple kurtarmaya çalışıyorum. Mesela büyü fabrikaları artık tamam yükseltme almayacak. Yanılmıyorsam eğer tabii ki de. Onun haricinde ne var? Mesela şu iksir toplayıcılarla altın madenleri var. Mesela onlar da 13. seviye maksimum. Hani böyle eliye eliye gideceğim hani birlik yükseltmesinden ziyade bu şekilde yükseltmeler yapmayı planlıyorum. Şu anda hatta ordumuz savaşa hazır ama ondan önce şu diğer köyü de bir göstereyim inşaatçı üssünü. Burada da durumlar fena değil. Burada da biraz erken bastık ama inşaatçı binasını 7. seviyeye bastım arkadaşlar. Yine gayet güzel oldu. Pişman değilim yani. Çünkü maden yetersizliğinden dolayı arkadaşlar altın ve iksir yetersizliğinden dolayı inşaatçı hep boşta kalıyordu. Ben de dedim o boşta kalacağını en azından ufak ufak bir şeyler yükseltmiş oluruz. O yüzden inşaatçı binasını da yükseltmeye aldım. Aynen böyle arkadaşlar. Şimdi buradan bir saldırı yapalım mı? Bir saldırı yapalım buradan. Klan kalem dolu olması lazım. Şuradan bir bakayım. Aynen bir tane ejder, 5 tane dal kavuk var. Gayet güzel. Temizliğe yardım etmeleri açısından klan kalesi önemli arkadaşlar. Şimdi binici saldırılarının tek sıkıntısı var. Şey çıkarsa klan kalesinden elektro veya balon çıkarsa özellikle balon bizim binicileri duman ediyor arkadaşlar. Öyle böyle değil yani bayağı bildiğiniz duman ediyor. Yani ona yapacak çok da fazla bir şey yok. Bir tane zehir büyüsü kullanıyorum ama nereye kadar yani. Aslında bu köye dalabiliriz. Aynen 23 tane kupa veriyor. 320 bin iksir, 188 bin altını var. Buraya dalacağım ya. Şimdi nereden dalabiliriz ona bir bakayım. Şu sol cepheden dalabilirim veya alt cepheden dalabilirim. Ama sol cepheden dalsam sanki daha mantıklı gibi. Aynen. Ben şu soldan dalacağım ya. İçime öyle doğdu. Şöyle direkt salıyorum. Bütün hepsini birden saldım. Hemen iyileştirme büyüsüne geçtim. Şuraya bir tane attım. Şimdi bunlar nereye dönecek? Buraya döndü. Şuraya da bir tane attım. İyileştirme büyülerini arkadaşlar şeye doğru atıyorum. Tam savunmaların, rakip savunmaların ortasına doğru atıyorum. Çünkü biniciler direkt oraya gidiyorlar zaten. Aynen öyle. Bakın şu anda şey çıktı. Klan kalesi çıktı. Dalkavuklar çıktı. Enteresan. Of. O dev bomba fena yıprattı bizi. Tamam şuraya da bir tane. Gördüğünüz üzere ya bak şu cehennem kulesi gitmedi. Çok kötü oldu ya. O bizi uğraştıracak şimdi. Vakit kaybetmeden barbarı şuraya saldım. Kraliçeyi de şuraya saldım. Yani şuradaki cehennem kulesi gitseydi şurayı belediye binasını çok rahat alacaktık ama şimdi ne yapalım? Burayı üçleyemeyeceğiz arkadaşlar. Buraya üçleyemeyeceğiz orası bir gerçek. Şunu şuraya bırakayım da şu zavazingoları temizlesin. Şu klan kalesini salalım. Ya şu cehennem inseydi tamam ikileyecektik de. Nasıl yapsak acaba? Şu 5 tane okçuyu da şöyle etraftaki madenleri temizlemesi için alıyorum. Bir tane şuraya, bir tane şuraya. Başka nerede var? Şuraya alsak okçu görür mü? Yüksek ihtimal görür. Şuraya alırsam top görür mü? Gördü, görmez mi? Yalnız var ya, daha tek yıldız bile alamadık arkadaşlar. Nasıl olacak bu işler? Şu zehri şuraya atayım. 46'dayız. Bir tane şuraya atsam okçu görür mü? Vay arkadaş senin oradan nasıl gördün ya? Eyvah eyvah. 46, 47, 48, 49'da kalıyor. Şaka gibi. Şaka gibi üçleyemeyeceğiz ya. Biz hatayı nerede yaptık ki? Aslında savunmaları da yüksek değil yani. Cehennem kulesi mi çok vurdu anlayamadım ya. Sanırım cehennem kulesi çok vurdu. Yani biniciler etrafı güzel temizlediler.
Bizim şanssızlığımız arkadaşlar şurada Cehennem Kulesi'nin inmemiş olması. İnseydi çok daha güzel olabilirdi ama sanırım kupa kaybedeceğiz burada. İşte şans ya. Yapacak bir şey yok. Belki de benim acemiliğimdir, onu da kabul ediyorum. Çok fazla iyi olduğumu söylemiyorum bu oyunda. Öğrenme aşamasındayım henüz. 48. Aslında şunu indirirler. Şurada inerse, inşaatçı kulübesi inerse belki bir ihtimal. Hadi lan indir. 20 saniyede indirir misin? Hadi lan okçu. Hadi lan. Arkadaşlar bütün kaderimiz bir tane okçunun elinde. Son 10 saniye. İner mi? Ulan inerse var ya yıldız alacağız, iyi olacak ya. Galiba inecek. Ta aslanım benim be. Bu videonun kahramanı şu görmüş olduğunuz okçu arkadaşlar. Evet. Benim beceremediğimi bu küçücük okçu becermiş oldu. Gayet güzel oldu. Neredeyse kupa kaybedecektik yani. Safi zarar olacaktı. İşte bir okçu oyunun kaderini böyle değiştirebiliyor arkadaşlar. Neyse. Demek istediğim bu şekilde arkadaşlar. Binici ve iyileştirme büyüsü gayet keyifli oluyor. Bazen böyle şanssız şeyler denk gelse de yine de oyunu eğlenceli hale getirdi benim için. Onu söyleyebilirim. Şuradan da hemen birliğimizi eğitelim. Aslında şurada şunları bir sil abi. İki tane ejderha alacağım. Yani. Onlar temizliğe daha çok yardımcı oluyorlar. Bir tane daha indir. Aynen böyle kalsın. 37 tane binici, 2 tane ejder çok daha makul olacak sanıyorum. Evet arkadaşlar, benim bu videoda sizlere göstermek istediğim şeyler bu kadardı. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.